Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözümle dünyamı değiştirirsin. Verecek misiniz parayı? Parayla yetinmez biliyorum. Verirsek hep daha fazlasını isteyecek. Bakın, ben çok korkuyorum. Gerçekten çok ciddiydi. Söylediğini yapacak. Ben gördüm. Buna izin vermem Nazlı. Bana lütfen güven. Tüm bunlara ben sebep oldum. Daha fazla zarar vermeyecek ama sana. Sana da Zeynep'e de ulaşamayacak artık. Nasıl olacak o? Sen konağa geç. Ben gidip annemle konuşacağım. Halledeceğim bu meseleyi. Ben de geleceğim. Olmaz. Ben de geleceğim. Bakın söz konusu ben değilim. Söz konusu Zeynep. Lütfen ben de gelmek istiyorum. Benim bir işim çıktı da bir iki saatini dışarı çıkabilir miyim diyecektim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Çık tabii. Teşekkür ederim. Ben çabucak işimi halleder dönerim. Görüşürüz. Malzemelerin hepsini yerleştirdim Kerem. Şöyle bir soğutmayayım. Sonra hepsini tekrar iyice elden geçireceğim. Sana çok ihtiyacım var. Yanımda olmana çok ihtiyacım var Kerem. Belki bir gün ben de kendim için yeni bir sayfa açabilirsem, o zaman dost oluruz. Ama önce bu sayfayı kapatmam gerek. Yıldız, özür dilerim. Oyu anlatmak için uygun bir zaman bulamadım. Her şey üst üste geldi biliyorsun. Lütfen kusura bakma. Yok, önemli değil. Geçmiş sonuçta. Büyütmeye gerek yok. Hala bahsetmemişsin Kerem.
Nazlı otele geldi mi Furkan? Buluşabildiniz mi? Mehtap, çocuklar nerede? Az önce baktım, bahçedelerdi Melek Hanım. Ha. Hadi Furkan ya, bak şu mesajlarına. Ya Mehtap, Aslı Hanım sorarsa ben de bahçeye çıkıyorum, tamam, söylersin. Tamam Melek Hanım. Tabii ki detaylı anlatacağım zaten sana sonra. Dur bakalım ben. Murat, çabuk dönmüşsün. Acil bir işim çıktı. Çalışmam lazım. Nazlı'nın otele gelmesine gerek kalmadı. Konağın önünde buluştuk. Güzel. Bir dakika. Murat'ın derdi şimdi anlaşıldı. Nazlı ile Furkan'ı gördü kesin. O yüzden böyle. Sen daha dur bakalım Murat'cığım. Nazlı ile Furkan'ın nikahında en yakın arkadaşının nikah şahidi de olacaksın. O günler de gelecek. O zaman seni teselli eden de ben olacağım. Ne oluyor ya? Neye koşturuyorsam? Bir sakin ol Oya. Oya? Heh, Kerem, ne yapıyorsun? Ben iyiyim de sen ne yapıyorsun? Bakıyorum ilk günden kaytarıyorsun. Sigortam yatmadan başlamam ama. Patron sensin. Gel de yatır sigortanı. Yok, eğer patron bensem, gel ben yatırayım sigortamı. Ama gel. Kerem, her şey güzel olacak değil mi? Olacak tabii. Sen niye şüpheye düştün ki? Yok, şüpheye düşmedim de sormak istedim. Olacak, olacak. Her şey çok daha güzel olacak, inan bana. Hadi gel artık, bekliyorum. Bence sen gel. Nereye? Parka gel. Ama şimdi gelme, tamam mı? Bir iki saat işim var benim, öyle gel. Tamam, nasıl dersen. Bir iki saat sonra işin yok değil mi Kerem? Benim senden önemli işim olur muymuş? Geleceğim. Tamam o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Yıldız'ın mesajını görmedim belki de. Bunu yapmam lazımdı Kerem. Bakalım iki saat sonra beni mi tercih edeceksin yoksa Yıldız'ı mı? Efendim Şule. Yıldız'cığım, Tevzi bürosundaki işleri hallettim. Başka bir şey yoksa ben pardon ediyorum şu an. Yok yok, eline sağlık. Bir şey mi oldu? Senin sesin kötü geliyor. Yoruldum ben de, iyiyim. Hadi sen dinlenmene bak. Bir şey olmuş. Söyler misin, ne oldu? Bir şey yok Şule, yoruldum ben de. Yıldız'cığım bak, beni biliyorsun. Eğer söylemezsen aklım sende kalır, sabaha kadar uyuyamam. Hayır, ben uyuyamam, bir de seni uyutmam. Öyle bir şey de var. Tamam ama söyleyince soru sormayacaksın. Söz veremem. O zaman ben de söylemiyorum. Bay bay. Tamam tamam dur. Ne oldu söyle. Sormayacağım, söz. Seninle konuştuktan sonra Oya geldi. Nasıl ya? Niye gelmiş ki? Hiç anlamadım. Çok tuhaftı. Neyse, başka soru yok. Hadi öptüm. Evet, sözleşmeleri bana da yolla. İmzayı hazır hale gelsin ben önce. Murat Bey, sözleşmeleri Furkan Bey aldı. O getirecekti size.
Sen bana da mail at. O kadar bekleyecek zamanım yok. Nasıl isterseniz, hemen yolluyorum. Tamam, iyi çalışmalar. Anneni park köşelerinde bekleteceğine şöyle şık bir restoranda hep birlikte yemek yerken konuşsaydık. Seninle bir yudum su bile içmiyorum. Sabrımı taşırmaya mı çalışıyorsun? Derdin ne senin? Derdim değil, ihtiyacım. Getirdin mi parayı? Para falan yok. Keşke şimdiye kadar verdiklerimi de vermeseydim. Sonunda ne hale geldi? Şuna bak. Bizi küçücük bir çocukla tehdit edecek kadar alçaldı. Hazır ben bu kadar alçalmışken siz yüceliğinizi gösterin. Zeynep'i korumak için o parayı bana verin. Artık sana tek kuruş vermeyeceğim. Buraya da bunu anla diye geldim. Bitti. Bitti demek. O zaman Zeynep annesinin öldüğünü öğrenince ne olacak? Onu izleyin. Böyle bir şey yapmayacaksın. Zeynep'e yaklaşmayacaksın. Yapacağım. Bana bak. Şş, Furkan Bey. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun ya? O daha küçücük bir çocuk. Vicdan nasıl rahat ediyor? Yani o parayı alacaksın da ne olacak? Yani rahat rahat yiyebilecek misin? Boğazından geçecek mi acaba? Rahat rahat uyuyabilecek misin ha? Hiç etkilenmedim. Ya parayı verin ya da... Ya beni delirtme artık. Yeter! Bana bak. Beni istemediğim şeyleri yapmaya zorlama. Yoksa yemin ederim pişman olursun. Git. Çık git hayatımızdan. Evet, geçin bakalım şöyle, kekler de geliyor şimdi. Ne yaptınız? Ay, bahçede oyun oynadık, enerjimizi attık. Değil mi kızlar takımı? Evet. Evet. Nasıl aranız? Ay, çok iyi. Hep böyle gitsin. Ha, keklerimiz de geldi. Babaannesi biliyor musun? Ben Zeynep'in en sevdiği kekten yaptırdım. Aa. Ay Zeynep'ciğim, bak görüyor musun? Melek teyzen senin en sevdiğin kekten yaptırmış. Ben de seviyorum. Tamam canım, senin için de tabii. Tabii ki bir tanem. İkiniz için zaten bunlar. Annem ne zaman gelecek? Gelecek kuzum. Az işi varmış, bitince gelecek. Hatice, işin bittiyse çıkabilirsin. Zeynep'ciğim. Bak bir şey istiyorsan Melek ablana söyleyebilirsin. Değil mi? Evet bir tanem. Söyle bakalım ne istiyorsun? Hiçbir şey. Aslında benim aklımda bir fikir var. Acaba diyorum
keklerimizi yerken film izlesek mi? İster misiniz? İsteriz. Süper. Zeynep? Olur. Tamam o zaman. Hadi alın bakalım tabaklarınızı. Aferin size. Ben alırım bir tanem. Sen geç. Ben alırım. Geç bakalım. Evet. Evet. Nasıl oldu Halit amca? Güzel. Sen mi yaptın? Ha yok. Üniversitedeyken bir antikacıdan almıştım. Bugüne kısmetmiş. Yakıştı, yakıştı. Ben de çarşıya indiğimde bakarım. Ama bunun gibisi bulunmaz. Güzel durdu, güzel. Hayırlı işler olsun. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin Elma Hanım. Hoş bulduk. Kekle börek yaptım. Bunları tezgah koyalım da müşteri gelsin. Eline sağlık anne. Eline sağlık da hangi müşteri? Gelir oğlum, gelir. Bunca emeğin bir karşılığı olur elbet. İnşallah. Olur tabii ki. Bu çocuğun kalbi çok temiz. Allah gönlüne göre versin. Amin. Sizin de elinize kolunuza sağlık Halit Bey. Eksik olmayın. Ne demek? Elimizden geldiğince işte. Esas Oya burada işe başlasın. O zaman kalkınır burası. Gençler el ele verince hiçbir şey kurtulmaz ellerinde. Oya burada mı çalışmaya başlayacak? Öyle konuşmuşlardı baştan. Konuştular da şimdi Sümbül Hanım var artık. Engel olmaya kalkmasın. Bir huzursuzluk çıkmasın sonra. Vallahi ben de başta çok korktum ama bugün Sümbül'ü görünce rahatladım. Bugün pek bir değişik. Bir uysallaşmış ki sormayın. O da sakinleşecek tabii ki. Hadi inşallah. Girdin bir işin içine. Ne yapacaksın bakalım Oya? Şükür. Sonunda ananı aramak aklına geldi. Neredesin kız sen bu saate kadar? Kız konuşsana, neredesin? Anne ben bir şey yaptım ya. Ne yaptın? Çok, çok kötü bir şey yaptım ben. Ay kafayı yiyeceğim. Neredesin sen? Nereden arıyorsun? Bak şimdi hemen geliyorum, tamam mı? Bir yere kımıldama. Vallahi kemiklerini kırarım. Kapat, geliyorum. Tüh, görüyor musun? Hazır mısın? Hadi. Gidiyoruz. Evet. Güzel gidiyorsun. Bırakıyorum. Beni sakın bırakma, olur mu? Buyurun. Ver canım onları bana. Teşekkürler. Al bakalım anneciğim. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Murat nerede? Ha, çalışma odasında. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol canım. O nedir? Telsiz. Ha, telsizi mi varmış bir de? Evet, bunun da telsizi varmış. Aa,
Ev sarsıldı. Deprem oldu herhalde. Ne oluyor ki? Kabet galiba. Uyuz Tanju. Uyuz Tanju mu? Şakir mi bu? Yok, Şakir değil. Ha. Şakir şu anda evde, okulda ya da. Gelsene. Bak bak. Lama o. Lama mı? Lama da mı var bunda? Hangisi lama? Seni tehdit ediyor, inanabiliyor musun? Sen bir çocuğa annesizliğini göstermemek için canını dişine takıyorsun. Hayatını ona adıyorsun. Ama annem, öz evladına annelik yapmamış annem seni tehdit ediyor. Dünya bu kadar adaletsiz bir yer. Tamam, adaletsiz ama bu kadar. Dünya çok adaletsiz bir yer. Ama yine de söyleyeyim, söz konusu ben değilim. Konu Zeynep, biliyorum. Ama aynı zamanda sensin Nazım. Benim için öyle. Nasıl yani? Bütün bunlara ben sebep oldum. Benim yüzümden yaşadın bunları. Ben seni anneme örnek gösterip tanımadığım bir çocuğa annelik yaptığını söylemeseydim, bütün bunlar olmazdı. Ama bu kadarını tahmin edemezdiniz ki. Onu gerçekten tanıdığımı sanıyordum. Gene şaşırttı beni. Gerçekten çok acımasız biri. Çok korkutucu bence. Ama yine de sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Yine de bu hatayı yapmamalıydım. Bence şimdilik bu muhasebeyi bir kenara bırakalım. Söz konusu olan Zeynep. Annenizi bir şekilde durdurmamız lazım. Zeynep gerçeği öğrenmemeli. Ya ben çok korkuyorum. Öğrenip de sağlığından olacak diye. Buna asla izin vermem lazım. Asla. Sakın korkma. Konağı Zeynep'in yanına dönebilir miyiz? Tabii. Aferin. İyi yapmışsın kız. Aferin aldım ya. Şu an kötü bir şey yapmama daha çok ikna oldum. Ne diyorsun kız? Niye kötü olacakmış? Ya anne, gittim Yıldız'a saçma sapan sorular sordum diyorum. Yıldız'dan Kerem'e mesaj attım. Daha ne olsun? İyilik olsun, sağlık olsun. Ok canıma değsin. Onlar senin arkandan aşna pişine ediyorlar. Sen de oturacaksın mı oturduğun yerde? Sen bugüne bugün sömürü kızısın. Hilal kız, aferin sana. Anne, olayları nereye getirdin ya? Aşna pişine yapmak ne demek? Kerem yapar mı öyle şey? Salak. Ayakta uyutuyorlar seni. Hani Kerem Yıldız'la sevgili olduğunu anlatacaktı sana güya, he? Nerede? Anlattı mı? Bekle dur sen. Anlatacak zaten. Ben sabırsız davrandım sadece. Yok yok, ben ona hiç güvenmiyorum. Sen ananın lafını dinle, yanılmaz. Oo, sen buraya kendin konuşmaya mı geldin, beni dinlemeye mi? Kız, dinliyorum ya, dinleyeceğim kadar. Daha ne anlatacaksın ki? Anne bak, ben Kerem'in beni sevdiğine eminim. Bugün oraya bana her şeyi anlatır diye gittim ama anlatmayınca da ne yapacağımı bilemedim. Onun için Yıldız'dan Kerem'e mesaj attım. Kerem'in beni sevdiğine emin olmak istedim. Biliyorum çok yalnız, çok çocukça ama ne yapayım? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben senin işine bir daha karışmıyorum. Kerem de eminmiş de, neymiş de, iyiymiş de. Emin olmayı görürsün pişman olunca. Hem madem derdin bu, niye kuku mavkuşu gibi oturup düşünüyor? Nereden bilecekler senin mesaj attığını?
Ya mesaj telefonda kaldı diyorum. Yıldız'ın telefonunda, silmeyi unuttum. Halit amca bırak sen. Niye oğlum? Topluyorum işte. Olur mu öyle şey? Bir dünya iş yaptın zaten. Sen kasada duracaktın, hem öyle anlaştık biz. İşte de nedir bu oğlum? Gücümüz yettiğince. Yorulursam otururum zaten. O zaman bunu alayım. Gittiler mi? Gittiler gittiler. Yine kaldık baş başa. Sıkma canını oğlum. Hangi dükkan öyle açılır açılmaz dolmuş taşmış? Sabredeceğiz. Yavaş yavaş her şey. Sen Uya'yla konuştun mu asıl? Onu da bakayım. Niye oğlum? Hani konuşacaktın? Hani konuşacaktım da. Ya ne bileyim. Önce bir toparlasın, kendine gelsin istedim. Nazlı, Nazlı. Gözüm üzerinizde olmayınca işleri çok boşluyorsunuz Hatice. Boşlar mıyız Aslı Hanım? Ben yalan mı söylüyorum şimdi? Estağfurullah efendim. Son zamanlarda zaten çok bir ayaklarınızın ucunda geziyorsunuz. Üzerinize vazife olmayan konulara kulak kabartıyorsunuz. Sürekli ortalıklarda dolaşıyorsunuz. Bunları görmüyor muyum ben Hatice? Merak iyi bir şey değil. Bunu en iyi senin bilmen lazım değil mi Hatice? Ne oluyor yani? Dikkat etsene biraz. Özür dilerim Aslı Hanım. Bütün odaları boşluk buldukça böyle köşe bucak temizleyeceksiniz bundan sonra. Öyle aylak aylak dolaşmak yok. Ne olmuş ablacığıma? Niye bağırıp duruyor ya? Ah, Nazlı evde değil ya. Melek Hanım güya çocukları anneliğe soyunmuş. Bizim ayak altında dolaşmamızı istemiyor. Murat Bey'in gözüne girebilmek için. Şimdi anlaşıldı.
Hayır, sanki biz Melek Hanım'ın tavuğuna kış demişiz de. Bize ne ya? Ne yaparsa yapsın. Neyse Mehtap, boş ver. Duyar falan arıza çıkar. En iyisi işinize bakalım biz, hadi. Selam. Hoş geldiniz. Oteldeki toplantı biraz yorucu geçti. Sonrasında dinlenmek için biraz eve geçtim. Bekletmedim değil mi? Yo, ben çalıştım zaten. Birazdan seninle bakarız. Ben bir Zeynep'e bakayım. Sen hasta falan değilsin değil mi? Yani gün ortası öyle pek dinlenmezsin sen. Yo, biraz yorgun. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Herhangi bir şey. Söylemek, anlatmak istediğin herhangi bir şey. Yok canım, böyle bir şey olsa zaten kafana üzülürüm biliyorsun. Hadi şu işleri halledelim artık. Necati'de. Bence Kral Şakir'de. Evet, hadi bakalım. Biraz da boyama yapın. Koşun alın gelin kitaplarınızı. Hadi. Ben fili boyayacağım. Aynı filmdeki gibi. Ben de Kral Şakir'i boyayacağım. Aynı filmdeki gibi. İyi, bitti sonunda. Öf. Merhabalar. Zeynep'i gördünüz mü? Ya şey, boyama kitaplarını almaya gittiler. Gelsene Nazlı. Ne yaptınız? Furkan'la görüşebildiniz mi? Evet, görüştük annesiyle. Yani konuştuk ama bilmiyorum. Yani tabii zor kadındır Naime teyze. Umarım bu sefer söz dinler de başka bir saçmalık yapmaz. Umarım. Tabii şimdi sen üzülüyorsun diye de üzülüyordur Furkan. Yazık ya, kahroluyordur çocuk. Yani öyle olabilir ama ben kendisine de söyledim. Benim için önemli olan Zeynep şu an. Yani tabii ki öyle. Öyle ama yani bence sen de önemlisin. Furkan da böyle düşünüyordur. Sen üzüldüğün için de ekstra üzülüyordur o. Dediğim gibi şu an kendimi hiç düşünmüyorum. Neyse anne, vakit yaklaşıyor. Ben gidiyorum Kerem'in yanına. Tabii o benim yanıma gelirse. Belki Yıldız'ın yanına gider. Gitsin. Cehennemin dibine kadar yolum var. Kerem'le buluşacağım diyorum. Hiç sorun çıkartmıyorsun. İyi misin sen? Ne oldu? Sana laf anlatabiliyor muyum ben? He? Git de gör Kerem'in yüzünü. Bir musibet bin nasihatte neyidir diyorsun yani. Öyle diyorum. Sana daha hiçbir şey demiyorum ben. Karışmıyorum da. Güvenmiyorum o çocuğa ben. Bak yine aynısını söylüyorum. Güvenmiyorum ben ona için. Kerem benim yanıma gelirse anne, ya Yıldız'ın yanına gitmezse? Yine güvenmiyorum. Mutlaka bir hesabı kitabı vardır onun. Ama sen yaşamadan anlamayacaksın tabii. Bak bundan sonra karışmayacağım ben sana. Ne yaparsan yap. Bence Kerem seni yine utandıracak anne. O beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ben inanıyorum ona. İyi o zaman. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi. Güle güle. Göreceğiz bakalım kim utanacak.
Tanem, neden buradasın? Sinem bekliyorum baba. Boyama kitaplarını alacağım demişti. Neyin var bir tanem? İyi misin? Demin annem yanımızda yoktu. Ama biraz önce Melek ablanla birlikte film seyrediyordunuz. Ben sandım ki çok eğleniyordunuz. Eğlenmediniz mi? Eğlendik ama çok değil. Gel bakayım buraya. Bak şimdi babana Furkan amcayla şu kadarcık işi kaldı. Ben hemen o işi halledeyim. Sonra da seninle birlikte vakit geçirelim, olur mu? Anlaştık mı? Aferin benim akıllı kızım. Gel. Kalsaydım be oğlum, bir işin ucundan tutardım ben de. Anneciğim, işler bitti zaten. Hem Halit amca da burada. Sen eve git. İyi. Hadi o zaman, hayırlı işler. Sağ ol anneciğim. Kendine iyi bak. Alo. İyi günler. Kerem Çelik'le mi görüşüyorum? Benim. Babanız için arıyorum. Kendisi için yeni bir ilaç tedavisine başlayacağız. Bunun için imzalı onayınız gerekli. Benim mi imzalamam gerekiyor? Siz ya da birinci dereceden başka bir yakını. Annemle benim dışında bir yakını yok zaten. Tamam, ben imzalarım. O zaman bugün sizi hastaneye bekliyoruz. Bugün mü? Yalnız bugün olmaz, mümkün değil. Maalesef bugün olmak zorunda. Çünkü uzman doktorumuz 15 günde bir burada olabiliyor. Bugün hastanede kendisi. Gün içinde bununla ilgili mesaj da atmıştık size. Ben mesajınızı görmedim. Peki bir şey soracağım. Başka türlü onay alamıyor musunuz? Maalesef. Peki. Ben bugün geleceğim. Tamam, ben notunuzu alıyorum. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. O ile buluşmam lazım. Ne yapacağım şimdi? Tanem. Oy, ben kuzumu çok özledim. Oy. Zeynep. Küstük mü yoksa? Kızım bana küsmüş. Niye küsmüş acaba? Çünkü sen hep gidiyorsun. Ben hep seni bekliyorum evde. Neredesin? Bir tanem. Haklısın. Bak, özür dilerim gerçekten. Ama halletmem gereken işler vardı. Onları hallettim. Şimdi. Bakayım. Ben seni var ya dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Hep gidiyorsun ama. Gel buraya. Kızımın gönlünü nasıl alsam? Yarın parka mı götürsem onu acaba? Parka mı? Evet. Gidelim. Gel buraya. Aa, baba. Sen de gel yarın bizde parka. Sen, ben, annem işimiz. Yarın çok işim var bir tanem. Siz annenle gidin. Biz birlikte başka zaman gideriz. Tamam. Geleceksin Kerem, biliyorum. Geleceksin. Alo canım, neredesin? Geldim ben, seni bekliyorum. Maalesef acil bir işim çıktı, ben gelemeyeceğim. İşin mi çıktı?
Ne işin çıktı ki? Sonra konuşalım mı? Telefonda anlatmayayım sana. Telefonla söyleyemeyeceğin ne tür acil bir işin çıkmış olabilir Kerem? Ben sana sonra anlatayım sevgilim, olur mu? Ama ben sen buraya geliyorsun diye geldim. Tamam şöyle yapalım, ben de geleyim, birlikte gidelim. Hem vakit de geçirmiş oluruz. Senlik bir şey değil sevgilim. Ben tek başıma gideyim. Öyle mi Kerem? Öyle. Ben de gelmek istiyorum. Oya, neden bu kadar ısrar ediyorsun anlamıyorum. Benim bir işim var, onu halledeceğim, sonra da geleceğim. Hem mesajı da görmemişim, geç kalmışım zaten. Mesaj mı? Oya, bak bu benim meselem. Onu halledeceğim, sonra da geleceğim, tamam mı? Söz telafi edeceğim. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Bana gelmedi. Ona gidiyor. Zor biliyorum ama biraz rahatlamaya çalış. Elimde değil. Yani sanki her an çıkıp gelecekmiş ve Zeynep'e her şeyi anlatacakmış gibi geliyor. Sanmıyorum. Gereken cevabı aldı bence. Emin misiniz? Bana güven Nazlı. Sakin olmaya çalış. Yoksa aklım sende kalacak. Tamam. Aklınız kalmasın, iyiyim ben. Gerçekten. Yani değilim ama olmaya çalışacağım işte. Keşke bütün bunlar yaşanmasaydı. Keşke beni seven, kalbi iyi bir annem olsaydı. Keşke o zaman tanışsaydım onunla. Eğer öyle bir annem olsaydı seni çok severdim. Hayat. Yani hayat bazen insanın en çok ihtiyacı olduğu şeyi alıyor elinden. Onun yerine başka bir şey koyuyor. Yani tam olarak onun gibi olmuyor tabii ama bir şekilde veriyor işte. Belki siz o şeyi bulamamışsınızdır ha. Belki de o şeyi bulunca canınız böyle yanmaz. Hı? Belki bulmuşumdur. İyi ki varsın Nazlı. Siz de iyi ki varsınız. Gördün mü? Yok, çıkmadı henüz. Bahçede Nazlı'yla konuşuyorlar. Nazlı'yla mı? Hı? Sohbeti bırakıp çıkamadı bir türlü. Ama istersen çağırayım. Gerçi o kadar koyu bir sohbetteler ki insan bölmeye kıyamaz yani. Ama istersen... Gerek yok. Aynen öyle tatlım. Yani anlayacağın Naime bütün her şeyi hızlandırdı. Planlarım tıkır tıkır işliyor. Sen de Naime'yi ittin arkadan ama hatırlatırım. Ya estağfurullah canım. Ben sadece sahneyi hazırladım diyelim. Yani herkes kendi rolünü kendi oynuyor biliyorsun. Ama tabii ki yani ben de kendimi birazcık takdir ediyorum. Sonuçta Naime hamlesi mükemmel oldu. Yani bu sayede Nazlı ile Furkan sürekli bir arada yani. Murat ne diyor bu duruma? Ne diyebilir ki? Eli kolu bağlı. Nazlı ile Furkan'ı yan yana gördükçe mecburen uzak duruyor. Arkadaşımın aşkısın yani. Aynen öyle canım. Aynen öyle.
Bu bollukta böyle huzur içinde yaşamak istiyorsanız benim istediğimi vereceksiniz. Mehtap, ben bakarım. Baktım ben. Hoş geldiniz, buyurun. Kime bakmıştınız? Zeynep'e bakmıştım.